Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dolar TL'nin teknik analizini yapacağız. Yine dolar TL'de özellikle geçen hafta Fed'in açıklamalarıyla birlikte ciddi bir düşüş yaşandı arkadaşlar. 5-16 seviyelerine kadar bir düşüş yaşandı. Aslında yaşanan bu düşüş de bizim en son yayınlamış olduğumuz teknik analiz videosunda belirtmiş olduğum stratejileri kullananlar için sürpriz rakamlar değildi. Zira yükselen bir trend çizgisinin aşağı yönde kırılması ile birlikte bir sonraki trend çizgisinin geçtiği seviyelere kadar ki bu da 5 15 seviyeleriydi yaklaşık düşüş beklenirdi ve 5 15 seviyelerinden geçen yaklaşık yükselen trend çizgisi de 5 16 seviyeleriyle birlikte test edilmiş oldu. Şu anda ekranın sağ üst köşesinde görmüş olduğunuz linke tıklayarak da bir önce yayınlamış olduğum teknik analiz videosunu izleyebilirsiniz. O videonun ilk 10 dakikası ya da ilk 12 13 dakikası gerçekten de eğitim niteliğinde çok önemli bilgileri içeriyor. Tekrar izlenmesini de son derece e, fayda olduğuna inanıyorum. Henüz izlemediyseniz izlemenizde gerçekten çok büyük fayda var. İkinci kısmında da dolar tl'nin teknik analizini yapmıştık. Bana yıldızlı alt treme hesabıyla twitter üzerinden de ulaşabilirsiniz. Buradan doğrudan mesaj yazmanızda da bir sakınca yok. Doğrudan mesajlarınıza çok kısa bir süre içerisinde cevap veremeyebilirim. Bu nedenle yaşanabilecek gecikmelerden dolayı da şimdiden kusura bakmayın lütfen. Ayrıca Twitter'da takipte kalmanızda son derece fayda olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Burada kritik gördüğüm noktalarda ve eğer piyasayı takip ediyorsam o anda mutlaka paylaşımlarda bulunuyorum. Bu şekilde de faydalanabilirsiniz. Şimdi Dolar TL'nin teknik analizine başlayalım hemen. Ekranda Dolar TL'nin lineer ölçekte günlük bazdaki grafiğini görüyorsunuz. Ve burada yine benim Twitter'da paylaştığım bir düşen kanalı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kanalı ben çizmiştim ve e, şuralardaydı henüz yanlış hatırlamıyorsam. Ve böyle bir kanalın düşen kanalın söz konusu olabileceğini, yani böyle bir düşen kanalı da bir yerlerde tutup ara ara da kontrol etmenin, takip etmenin de faydalı olabileceğini paylaşmıştım. Bu kanalın üzerine arkadaşlar düşen bir Fibonacci kanalı da çizeceğiz birazdan. Ve yine bir önce yayınlamış olduğum videoda bahsetmiş olduğum bu yükselen trend çizgilerini nasıl elde ettiğimi de bu videoda göreceksiniz. Öncelikle bu yükselen trend çizgilerini hep beraber çizelim. Burada bakın çizime şu noktadan başlıyorum arkadaşlar. Burada görülmüş zirve seviyesi ve yine yaklaşık bir ay kadar önce görmüş olduğumuz 5.83 seviyelerinde oluşmuş olan zirve seviyesini birleştirerek başlıyorum çizime. Bakın şu seviyeyi işaretliyorum. Bu arada investing.com üzerinden analizi yapıyoruz ve buradaki mıknatıs modunu açarsanız eğer bugüne getirdiğiniz zaman en zirve seviyesine kendisi konumlanıyor. Dolayısıyla net bir şekilde burada oluşmuş olan 5.83 seviyelerindeki zirve seviyesine işaretlemiş oluyorum. Bu yükselen trend çizgisinin özelliği şu arkadaşlar. Bakın şurada oluşmuş zirve seviyesi, buralardaki oyalanma ve oluşan dip seviyeleri, yine buradaki dip seviyesi, buralardaki oyalanma e, seviyeleri ve en son 583 seviyelerinde oluşmuş zirve seviyesinden geçiyor. Şimdi ben bu yükselen trend çizgisinin eğer bir paralelini kopyalayıp aşağıya kaydırırsam Bakın şu seviyelerden geçirirsem eğer buradaki dip seviyelerini de onayladığını, teyit ettiğini görüyoruz ve en son geçen hafta içerisinde yaşanmış olan bu düşüş sırasında düşüşten hemen önce yani Fed kararından hemen önce de yine şu seviyelerde e, iğne atarak test ettiğini görüyoruz. Bunu geçmişe doğru götürdüğünüz zaman da arkadaşlar bakın şuradaki zirve seviyelerinden de geçtiğini görüyoruz. Yani bu teyitli bir yükselen trend çizgisi aslında. İşin daha ilginç tarafı bunun yine bir paralelini alıp da aşağıya kaydırdığımız zaman da yine şuradaki dip seviyesinden geçirdiğimiz zaman daha önceden de dip seviyelerden geçtiğini, yine atarak yine test ettiğini de görebiliyoruz. Yine şuralardaki dip seviyelerde de test edildiğini görüyoruz. Ama yine geçen hafta içerisindeki e, bu dip oluşumu sırasında yine bu seviyelerden destek bulup yukarı yönde bir tepki yükselişinden bahsetmiştim. Bu yükselen trend çizgilerini son birkaç videodur sürekli sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yine bunun bir paralelini daha alıp aşağıya kaydırdığım zaman da şu seviyedeki dip seviyesiyle şuralardaki dip seviyeleri birleştirdiğim zaman şu kısmı dışarıda kalmış oluyor. Yani bu çizgilerin paralelini aldığım için öyle dek gelmiş oluyor arkadaşlar ve ben bunu zorlamıyorum artık. Bakın şöyle çizecek olursak şuralardaki seviyelerden geçtiğini ve şuradaki iğne atarak test ettiği haliyle bırakırsam eğer ve bugünlere bakarsak yaklaşık olarak test edilmeye yakın seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi 5.14 5.15 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Önemli olmasının sebebi de bu yükselen trend çizgisinin en son paralel alıp da aşağıya kaydırdığım zaman bize destek göstereceği seviyeler olması açısından. Dolayısıyla bu hafta içerisinde özellikle 4 Şubat pazartesi günü itibariyle 5.14 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Ancak burası bizim aylar önce yaklaşık 3 ay kadar önce görmüş olduğumuz 5.13 seviyelerindeki dip seviyesine çok yakın. Dolayısıyla 5 13 5 14 aralığı takip edilmeli aşağı yöndeki hareketin olması devam etmesi söz konusu olursa Yine düşen Fibonacci kanalı çizeceğiz dedim biraz önce. O Fibonacci kanalı da şu. Bakın burada oluşmuş bu zirve seviyesine değil de bir sonraki zirve seviyesine dikkate alırsam buraya e, tıklıyorum önce. Daha sonra da yine şurada oluşmuş olan zirve seviyesine tıklarsam ve bunların ikisinin arasında oluşmuş olan dip seviyesinde de bırakırsam 3. nokta olarak bakın çok önemli bir noktadan geçiyor. 583 seviyesinin Sadece şu üç noktayı işaretleyerek elde etmiş olduğumuz bu düşen Fibonacci kanalının ileriki zamanlarda çok iyi yerlerde test edildiğini görebiliyoruz. Bakın biz aslında şu zamanlarda çizmiş olsaydık bu düşen Fibonacci kanalı arkadaşlar gerçekten de düşen Fibonacci kanalının kanal çizgileri seviyelerinde çok iyi yerlerde test edildiğini görebiliyoruz. Bakın buralarda test edilmiş ve yukarı yöndeki hareketlerde de. Eğer bir düşen Fibonacci kanal çizgisi yukarı yönde kırılırsa bir sonraki ne kadar yükseliş devam etmiş? Yine bakın çok düzgün bir şekilde çalışmış bu Fibonacci kanalı düşen Fibonacci kanalı. Yine bu son bir ay içerisinde de düşen Fibonacci kanalının bu pembe ile gözüken alanı içerisinde kaldığını görüyoruz. Dolar TL'nin kapanışlarının genelde dolayısıyla bunu da takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki bu çizimler bize neyi sağlayacak? Bu çizimler bize arkadaşlar strateji geliştirmemiz için imkan sağlayacak. Zaten teknik analizi de bence strateji geliştirme aracı olarak kullanmakta son derece fayda var diye düşünüyorum. Gelecekteki fiyatları öngörmeye çalışmak sizi yanıltabilir ama gelecekte destek bulacağımız yerler ya da dirençle karşılaşacağımız seviyeleri belirlemek açısından son derece önemli. Buna göre strateji geliştirmemiz açısından önemli arkadaşlar. Bu kapsamda eğer yukarı yöndeki hareketin devam etmesi söz konusu olursa bakın 5.24 seviyelerinde bu seviye daha önceden destek olarak çalışmış bir seviye arkadaşlar. Bunu şu şekilde işaretleyebiliriz. 524 seviyeleri önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu önemli kelimesini rastgele kullanmıyorum arkadaşlar. Yatay dirençler kırılması zor dirençlerdir genelde ya da desteklerdir. Eğer bu seviye yukarı kırılacak olursa bir sonraki direnç bölgesine kadar ki bu da 529 530 seviyelerine tekabül ediyor bu seviyelere kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Eğer bu seviyede 5.29-30 seviyeleri de yukarı yönde kırılacak olursa o takdirde bir sonraki direnç seviyemiz 5.37 seviyelerinde hatta şuralarda oluşmuş zirve seviyesinde dikkate alırsak 5.36-5.37 seviyeleri olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Bu seviyelerde 535 35 60 seviyeleri, yani 535 35 5 37 seviyelere direnç olarak karşımıza çıkacak. Buranın da yukarı kırılması söz konusu olursa 5.40 seviyesinde yine çok çok önemli bir direnç seviyemiz var. 5.40'ın önemi daha önceden defalarca denenmiş bir seviye olması açısından önemli arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı yöndeki hareketin devam etmesi durumunda 5.24, 5.50, 5.25 bandı daha sonra 5.30, 5.36 ve 5.40 seviyelerinin özellikle takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum aşağı yöndeki hareketin söz konusu olması durumunda da geçen hafta içerisinde görmüş olduğumuz bu 5 16 seviyeleri ara direnç olarak çalışabilir ama 5.13 seviyesi gerçekten de kritik bir destek seviyesi. Buranın önemi de yine daha önceden görülmüş olan dip seviye olması açısından arkadaşlar kaynaklanıyor. Tabi bu seviyeleri test edip de bu mavi ile gözüken yükselen trend çizgisinin üzerinde de kalabilir. Belki de şuradaki şöyle bir baklava dilimi içerisinde hareketini devam ettirecek. Böyle bir şeyin olması durumunda da destek direnç seviyelerimizi belirlemiş oluyoruz şu anda. Tabii bu 5-13 seviyesinin altında kapanışların gelmesi söz konusu olursa bu takdirde şurada çizmiş olduğumuz mavi ile gözüken düşen kanalın orta çizgisi seviyelerine kadar yani bu da 503 504 seviyeleridir. Bu seviyelere kadar düşüşün devam etmesi söz konusu olabilir. Kanalın orta çizgileri seviyesinde. Tabii burası yine 504 seviyesi çok önemli bir destek seviyesi. Özellikle söylüyorum önemli diye. Bunun önemi de haftalık grafiklere baktığınız zaman arkadaşlar ve buraya biz 50 haftalık üstsel hareketli ortalamayı eklediğimiz zaman bakın buradaki parametresini 50 yapıyorum. Bu 50 haftalık üstel hareketli ortalamanın geçtiği seviyenin de 507 seviyesinde olduğu görülüyor. Özetle bu 5 13 seviyesinin altına inilmesi durumunda 503 507 civarları çok çok önemli destek seviyeleri. Tabi bu seviyelerin altına inilmesi söz konusu olursa da o zaman bu düşen Fibonacci kanalı ve diğer üstsel hareketli ortalamalar bazında incelememizi devam ettireceğiz arkadaşlar. Trend çalışmaları bakımından dolar TL'deki destek ve direnç çizgilerimizi belirlemiş olduk. Peki yön tayini açısından yani yönle ilgili beklentileri nasıl oluşturabiliriz kendi içimizde indikatörler bazında bunu analiz edelim MACD'nin günlük grafikteki şekline baktığınız zaman arkadaşlar histogram göstergesinin burada iki dip oluşturduktan sonra geçen hafta içerisinde bu haftaki hareketi çok önemli gözüküyor. MACD'nin bu histogram göstergesini takip etmekte fayda var. Zira burada son gün itibariyle, cuma günü itibariyle MACD'nin histogram göstergesinin eğiminin, pozitife geçtiğini yani yukarı doğru yükselmeye başladığını görüyoruz. Her ne kadar MACD çizgisinin ve MACD sinyal çizgisinin ikisinin birlikte yönünü aşağıya çevirmeye devam etmesine rağmen ve SAT sinyali üretiyor olmasına rağmen. Dolayısıyla buradaki bugün oluşacak özellikle pazartesi günü oluşacak e, MACD'nin bu histogram göstergesini özellikle takip etmenizde son derece fayda var diye düşünüyorum. Diğer taraftan RSI düşen bir trend çizgisi altındaki hareketine devam ediyor. Bu düşen trend çizgisi aslında yaklaşık olarak şöyle bir düşen trend çizgisi arkadaşlar. Eğer bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılacak olursa dolar TL'de yine kısa vadede bir tepki yükselişinden bahsedebiliriz. Ancak şu anda bulunduğu seviye yine özellikle seçerek söylediğim bir kelime olan önemli bir seviyede arkadaşlar. 40 seviyelerinde 40 seviyesinin önemi RSI açısından şu. Burada daha önce 40 seviyelerine yaklaştıkça dirençle karşılaşmış ve yönü aşağı çevirmiş. Burada yine aynısı olmuş ve yukarıdan aşağıya hareketlerde de 40 seviyesi burada da destek olarak çalışmış. Burada da destek olarak çalışmış. Özetle RSI'yi da bu 40 seviyesinin üzerine çıkması ihtimaline karşı takip etmekte fayda var. Eğer pazartesi günü itibariyle yönü aşağı çevirecek olursa Dolar TL'deki yön aşağı olacak ve biraz önce bahsetmiş olduğum bu destek seviyeleri kapsamında hareketine devam edecek diye düşünüyorum. Tabi burada RSI belirleyici. Stokastik RSI cuma günü itibariyle bakarsanız yani şuradaki veriye bakarsanız arkadaşlar stokastik RSI'nin hala sat sinyali ürettiğini görüyoruz. Özetle yukarı yöndeki tepki yükselişinin Dolar TL'de devam edebilmesi için bu indikatörleri takip etmenin son derece faydası olabilir. Yine bu çizmiş olduğumuz destek direnç seviyeleri kapsamındaki hareketi takip etmek ve bu düşen Fibonacci kanalı, yine düşen kanal ve şurada görmüş olduğunuz bu arada üstel hareketli ortalamayı ve şu destek direnç seviyelerini de kaldırırsak biraz daha netleşsin diye yükselen trend çizgileri kapsamındaki harekete takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Benim dolar TL ile ilgili teknik analizim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer yayınlamış olduğum bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yine zil işaretine tıklayarak da bildirimleri açmanızda son derece fayda var. Zira yayınlamış olduğum teknik analiz videolarından bu şekilde anında haberdar olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.